19 Aralık 2009, bugün cumartesi, 4 yıla geldim, saygıdeğer Kadir Hasan'la görüştüm. Kadir Hocam bana bir kara patlı hikayesi anlattı ve evet, hocamla dinliyorum. Buyur hocam. Milli mücadele yıllarında Çukurova çok sıcak olmasından, kavurucu sıcaklarından dolayı, sıcak insanların güneşi yakmalarından dolayı, insanların esmer hale gelmesinden dolayı Çukurova'daki bütün insanlara bir kara ismi, lakabı takılmaktadır. Yani Kara Mustafa, Kara Ahmet, Kara Mehmet, Kara Fatma gibi. Bu insanların esmerleşmesinden dolayı verilen bir isimdir. Çukurova'nın yakıcı sıcaklarından dolayı. İşte milli kahramanlarımızdan pek çok Kara Hasan Paşa, Kara Mustafa, Kara Ahmet, Kara Osman gibi isimlerin yanında kadın kuvayı milliyecilerimiz de vardır. Çukurova'nın kurtuluşunda, milli mücadele döneminde pek çok Kara Fatmalara rastlarız. Rahime Hatunlara, Nene Hatunlara rastlarız. İşte Çukurova bölgesinde Kara Fatma isimlerinde pek çok kadın kuvayı milliyeciler var. Bunlardan Adana'daki Kara Fatma'nın dışında bir de Dört Yolda Kara Fatma adlı bir çete vardı. Kara Hasan Paşa'nın çetesine katılan bu kadının evleri Ermeniler tarafından yakılıp yıkılıyor. Kocası ve çocukları öldürülüyor. Kendisi yaralı olarak kurtulduktan sonra kocasının ve çocuklarının intikamını almak için Kara Hasan Paşa çetesine katılan diğer yiğit Çukurova insanları gibi, Dört Yolun Kuvayı Milliyecileri gibi bu Fatma kadın da eline silahını alarak Yavur Dağları'na, Amanos Dağları'na çıkıyor. Kara Hasan Paşa'ya çete oluyor. Tabii bunun kadın olduğunu biliyorlar. Kara Hasan Paşa'dan eşinin ve çocuklarının intikamını almak istediğini söylüyor. Kara Hasan Paşa başka gidecek yeri de yok. Erkek kıyafetinde, çete kıyafetinde Kara Hasan Paşa'nın yanında milli mücadeleye katılıyor. Adana'dan Maraş ve Gaziantep tarafına giden pek çok tren Mustafa Beyli, Toprakkale yol çatlarında trenlerin soyulması ve trenlerin devrilmesi, trenlerin bombalanması, silah, cephane, ganimetlerin elde edilmesinde Türkler çok akıllı bir hareket ediyorlar. Tren raylarına saman dökerek trenlerin raylardan çıkmasını, devrilmesini sağlıyorlar. Böylece tren soygunlarını, Fransız askerlerinin cephanelerini ele geçiriyorlar. İşte Kara Fatma da böyle bir soygunda Fransızlardan ele geçirilen ganimetlerin içerisinde bir altın kemer elde ediyor. Bu altın kemerini beline takıyor, kuşağının altına saklıyor. Bunu çeteler biliyorlar. Aradan belirli bir zamanlar geçtikten sonra zaman zaman Kara Hasan Paşa'nın çeteleri, kuvayı milliyeciler Fransızlara veya Ermenilere baskın yapacakları zaman belirli komutanların gruplar halinde baskınlar yapılıyordu. İşte Kara Fatma'da belli bir komutanın emri altında bir baskın yere gidip geldikten sonra Kara Hasan Paşa her baskına gidip geldikten veya göndermiş oldukları çeteler bir yere gidip geldikten sonra onlardan tekmil alıyor. Yaptıkları işleri anlatıyorlar. Bir zayiatın olup olmadığını öğreniyor. İşte böyle bir şeyde bütün çeteler diziliyor, tekmil veriyorlar. Kara Hasan Paşa bakıyor ki Kara Fatma yok. Soruyor çetelere, kim gitti, kiminle gitti, bu Kara Fatma niçin yok soruyor. Hiç kimse cevap vermiyor. Kara Hasan Paşa o zaman kendi arkadaşlarına diyor ki bu işin içerisinde bir bit yeniği var. Mutlaka bunu bilen var, söylemek istemiyor. O zaman çetelere diyor ki hepiniz silahları yere bırakın bakalım. Herkes ellerini yukarıya kaldırsın. Yanındaki bütün çete reislerine, komutanlarına, Kara Ahmet, Kara Mustafa, Kara Mehmet gibi çete reislerine askerleri yoklayın bakalım. Yani kendi çetelerini yoklatıyor. Ve bir kuvayı milliyeci çetenin kuşaklarının altında altın kemer çıkıyor. Altın kemerin Kara Fatma'ya ait olduğunu bütün çeteler biliyorlar. Soruyor, soruşturuyor. Onu iyice bir sorguya çekiyor. Sırf o kemeri alabilmek için Kara Fatma'yı gizli bir yerde öldürdüğünü ve ölüsünü attığını söylüyor. Bunun üzerine Kara Hasan Paşa diyor ki sen Fransız ve Ermenilere karşı, düşmana karşı mücadele eden bir insana, bir kadına kurşun sıktın. O kurşunu ha ona sıkmışsın, ha bana sıkmışsın. Değişen bir şey yok. Bu kurşun Türk milletine sıkılmış olan bir kurşundur. Sen bir ihanet ettin, bunun cezası ölümdür diyor. Yanındaki iki tane çeteye bunu alın götürün, gözüm görmesin ve işini bitirin diyor. O iki tane çete alıyor bu Kara Fatma'yı öldüren çeteyi, dereye götürüyorlar.
Yıllardan beri Fransız ve Ermenilerle mücadele eden ve kendi arkadaşları olan bu insanı öldürmekte tereddüt ediyorlar. Fakat bir taraftan da Karahasan Paşa'dan korkuyorlar. Mutlaka emri yerine getirmeleri gerekiyor. Sonra akıllarına bir şeytanlık geliyor, yani bir plan geliyor. Diyorlar ki, bak yıllardan beri sen bizim arkadaşımızsın. Karahasan Paşa senin ölüm emrini verdi. Yalnız biz sana bir iyilik yapacağız, senin canını kurtaracağız, yalnız dediğimizi yapacaksın. Nasıl? Şimdi biz senin elini kolunu keseceğiz, kan akıtacağız, elbiselerine süreceğiz, soyacağız. Havaya da silah sıkacağız, derede işte öldürülme şeklini göstermek için silah seslerini duyacaklar. Sen burada saklanacaksın, biz buradan belli bir müddet sonra çeteler Gavur Dağları'na doğru hareket edip gittiğimizde sen buradan kaçacaksın. Fakat kesinlikle Çukurova bölgesinde bulunmayacaksın. Karahasan Paşa senin sağ olduğunu duyarsa bizi de öldürür. Biz sana bu iyiliği yapacağız. Sen de bizim bu söylediğimiz sözü kabul ediyorsan biz sana bu iyiliği yapacağız derler ve kabul ederler. Çetenin elini kolunu keserler, kan akıtırlar, gömleğine şalvarına sürerler. Havalara mahzerleri sıkarlar, yani öldürülmüş süsü vermek için. Ve ondan sonra elbiselerini de alarak gelirler Karahasan Paşa'nın karşısına. Derler ki, paşam itin ölümü sona erdi, cezasını verdik. İşte elbiseleri, işte kanları derler. Zaten silah sesleri de duyulduğu için öldürüldü olarak kabul ederler. Orada bir müddet dinlendikten sonra Karahasan Paşa ve çeteleri oradan ayrılarak bir başka mevkiye doğru giderler. Böylece milli mücadele döneminde pek çok Kara Fatmalar, Kara Ahmetler, Kara Mustafalar, yiğit insanlarımızın yiğitlik örnekleriyle doludur. Bu da tarihin bir vesikasıdır.